İntegralde alan örnek soru 8. Bu videomuzda integralde alan konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. X eşittir eksi pi'den x eşittir pi'ye kadar y eşittir sin x ve y eşittir cos x eğrileri arasında kalan alanı integral alma bölgesini de çizerek hesaplayınız. Öncelikle integral alma bölgesini çizerek başlamamız lazım. X eşit eksi pi'den x eşittir pi'ye kadar y eşit sin x ve y eşit cos x eğrileri arasında kalan alan. Şimdi öncelikle eksi pi'den pi'ye kadar sin x'in grafiğini çizelim. Şuraya eksi pi diyelim. Şuraya eksi pi bölü 2 diyelim. Şurası pi bölü 2 olsun. Burası da pi. Sinüs eksi 180'de 0 değerini alır. Sinüs eksi 90'da eksi 1 değerini alır. Burada 0. Sinüs eksi 90 eksi 1'dir. Çünkü sinüs eksi 90 derece dediğimizde yani pi bölü 2. Sinüs eksiyi dışarı atar. Eksi sin 90 derece olur. Sinüs 90'da 1 ettiği için sonuç eksi 1 eder. Şuraya gidelim. Eksi 1 koyalım. Grafiğimiz şöyle geliyor. Sinüs 0'da 0 eder. 90'da 1 eder. Şöyle çıkalım. Şuraya gidip 1 koyalım. 180'de 0 eder. Bu gördüğümüz y eşittir sin x'in grafiği. Sin x. Eksi pi'den pi'ye kadar olan bölge içinde bakacağız. Şimdi cos x'e gelelim. Cos x'i de farklı renkle çizeyim ki daha belirleyici olsun. Eksi 180'de kosinüs ne eder ona bakalım. Eksi 180'de derece. Eksi kosinüs tutar. Cos 180 olur. Dolayısıyla cos 180 derece. O da eksi 1 eder. Kosinüs 180 derecede eksi 1'dir. Grafiğimiz buradan başlayacak. Eksi 1'in olduğu yerden. Eksi 90'da 0'dır. Şöyle. Sonra 0'da 1'dir. Grafiği biraz kötü çizdim. Eğimi daha farklı olacak. Şöyle gidecek. Şöyle. 0'da 1'dir kosinüs. Sonra 90'da 0 olur. 180'de ise eksi 1 olur tekrardan. Şu da bizim kosinüs x'in grafiğidir. Şimdi integral alma bölgesine gelelim. Eksi pi'den pi'ye kadar bu ikisi arasında kalan alan bizim aradığımız alan. Bunu da farklı bir renkle tarayalım. Aradığımız alan şimdi eksi pi'den pi'ye kadar bakacağız. Burada ikisi arasında kalan alan burada. Buraları falan burası iki grafik arasında kalmıyor. Sonra burada ikisi arasında kalan bir alan var. Sonra şurada ikisi arasında kalan bir alan var. Bizim bu kesişme noktalarına şimdi ihtiyacımız var. Bu ikisinin grafiğini birbirine eşitliyoruz. Grafiğini değil, denklemlerini. Sin x eşittir cos x. Sinüs ve kosinüs birbirine ne zaman eşit olur? Bir x eşittir pi bölü 4'te, yani 45 derecede. Şurası o. Pi bölü 4. Bir de üçüncü bölgede eşit olurlar. 225 derecede. İkisi de eksi kök 2 bölü 2 ederler. Eksi 225 derece pozitif olarak şu taraflarda da bunun 360'tan çıkartırsak negatif taraftakini buluruz. Yani bundan 360 çıkartırsak eksi 135 derece. Bu da eksi 3 pi bölü 4. Şuradaki kesişme noktamızda eksi 3 pi bölü 4. Şimdi buradaki alanı hesaplamak için 3 ayrı parça integral kullanmamız gerekiyor.
Çünkü alanda üstteki grafikten alttaki grafiği çıkartarak alan hesaplanır. Öncelikle şu parça için başlayalım. Eksi pi'den eksi 3 pi bölü 4'e kadar olan. Eksi pi'den eksi 3 pi bölü 4'e kadar. Buradaki alanda sinüs x kosinüsten daha yukarıda bir grafik. Yani aşağıdan yukarıya doğru bakarken hangisi yukarıda kalıyorsa o yukarıda, diğeri aşağıdadır. Üsttekinden alttakini çıkartırız. Yani sin x eksi cos x. Bu integral şu bölgenin alanını verdi bize. Sonra devam ediyoruz. Artı eksi 3 pi bölü 4'ten pi bölü 4'e kadar. Eksi 3 pi bölü 4'ten pi bölü 4'e kadar. Üstteki kosinüs, alttaki sinüs. Kosinüsten sinüsü çıkartıyoruz. Kosinüs x eksi sinüs x dx. Bu da bize şuradaki alanı verdi. Ve son bir bölüm daha var. Artı pi bölü 4'ten pi'ye kadar tekrar üstteki sinüs grafiği, alttaki kosinüs. Sinüs x eksi kosinüs x dx. Şimdi integralleri alalım, arkasından da alt ve üst sınırları koyarak buradaki alanı hesaplamış olacağız. Sinüs x'in integrali eksi kosinüs x verir. Kosinüsinki direkt sinüs verir. Eksi sinüs x. Bunda eksi 3 pi bölü 4 ve eksi pi koyacağız. Artı kosinüs x'inki sinüs x. Sinüsinki eksi kos vereceği için, arada da eksi olduğu için kosinüs x. Eksi 3 pi bölü 4'ten pi bölü 4'e kadar. Artı sinüsinki eksi kosinüs x. Kosinüsinki sinüs x. Şu telefonu kapatalım. Çaldı. Sinüs x. Bunda da pi ve pi bölü 4 koyacağız. Hata yaptık mı? Eksi kos, sinüs. Tamam. Şimdi tek tek sınırları koymaya başlayalım. Burası eksi 135 derece demek. Eksi kosinüs eksi 135 derece. Hesaplamalara daha sonra gelelim. Eksi sinüs eksi 135 derece. Eksi eksi 180 koyuyoruz. Eksi kosinüs eksi 180 derece. Eksi sinüs eksi 180 derece. Bunun için hepsini tek satırda yazmayalım. Bunu bir hesaplayalım. Kosinüs eksi 135 derece. Kosinüs içindeki eksiyi yutar. Kos 135 olur. Kos 135 de eksi kos 45'e eşittir. Eksi kök 2 bölü 2. Bir de önünde eksi var. Kök 2 bölü 2 olur. Buraya geldiğimizde sinüs içindeki eksiyi dışarı atar. Artı sin 135 derece olur. Sin 135 derece de sin 45'e eşittir. Bu da kök 2 bölü 2. Oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Epeyce yorucu trigonometrik işlem var. Kosinüs içindeki eksi yutar. Kos 180 olur. Bunun sonucu eksi 1 çıkar. Bir de önünde eksi var. Artı 1 olur. Sinüs içindeki eksiyi dışarı atar. Artı sin 180 derece olur. Ama sinüs 180 de sıfırdır. Kök 2 bölü 2 ile kök 2 bölü 2'yi toplarsak 2 kök 2 bölü 2'den kök 2 eder. Buradan da eksi 1 geldi. Daha şunu hesapladık. Bunun sonucu kök 2 eksi 1 çıktı. Gelelim şimdi buna. Pi bölü 4, yani 45 derece koyuyoruz. Sin 45 derece artı kos 45 derece. Eksi üst sınırı koyduk. Şimdi alt sınırı koyuyoruz. Eksi 135 derece. Sinüs eksi 135 derece artı kosinüs eksi 135 derece. Şimdi hesaplayalım bunu. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2. Eksi. Sinüs içindeki eksiyi dışarı atar. Eksi sin 135 olur. O da sin 45'e eşittir. Eksi sin 45. O da eksi kök 2 bölü 2.
Kosinüs içindeki eksi yutar kos 135 derece olur. Kos 135 derece de eksi kos 45'e eşittir. Oradan da eksi kök 2 bölü 2. Trigonometrik dönüşümlere oldukça hakim olmayı gerektiren bir soru. Buradan 2 kök 2 bölü 2'den kök 2. Burası eksi kök 2, 2 kök 2 bölü 2'den eksi kök 2. Bir de arada eksi var. Artı kök 2. Buradan da sonucu 2 kök 2 olarak bulmuş oluruz. Gelelim en sonuncusuna. Şimdi bunda pi'yi koyacak olursak. Eksi kosinüs 180 derece. Eksi sinüs 180 derece. Eksi 45 dereceyi koyarsak. Eksi kosinüs 45 derece. Eksi sinüs 45 derece. Kosinüs 180 eksi 1'dir. Bir de önünde eksi var. 1. Sinüs 180 0'dır. Eksi. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Eksi kök 2 bölü 2. Sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Eksi kök 2 bölü 2. Buradan devam edersek. 1. Burası eksi 2 kök 2 bölü 2'den eksi kök 2. Bir de arada eksi var. Artı kök 2. Bu da bu bölümün sonucu. Üçünü de hesaplamış olduk. Şimdi bu üçünü topladığımızda da burada bize sorulmuş olan alanı bulmuş olacağız. Kök 2 eksi 1 artı 2 kök 2 artı 1 artı kök 2. Buradaki şu birler birbirini götürür artı 1 eksi 1 ve sonucu 4 kök 2 olarak bulmuş oluruz. Yani x eşittir eksi pi'den x eşittir pi'ye kadar sin x ile cos x arasında kalan alan 4 kök 2 birim karedir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.